Sevgili gençler merhabalar ben İbrahim Kılıç. Bir soru çözüm dersiyle yine birlikteyiz. Bugün cümlede anlamla ilgili soru çözümleri yapacağız. Bildiğiniz gibi ÖSYM e cümlede anlamdan 6 soru sormakta. İşte biz de sınavda gelmesi muhtemel olan soru tipleri üzerinde duracağız. Ve pratik yolları göstermeye çalışacağız. Haydi gençler birinci soruyla başlıyoruz. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır gibi sorularda mümkün olduğunca şıklardan gitmeye çalışalım birinci cümlede bir değerlendirme bulunmaktadır derken hemen birinci cümleye çıkıyoruz. Başta onu üne kavuşturan Geriminal olmak üzere bütün romanları gözlemlerin sonucu olarak doğmuştur. Burada Gerimler romanının dışında diğer romanlarına da bakarak gözlemlerin sonucu olarak doğduğu değerlendirmesine ulaştığını görmekteyiz. İkinci cümlede çözümlemelerinin özelliği belirtilmiş. Yarattığı kahramanların dış görünüşü kadar iç görünüşlerinde tahlil ediyor yani çözümlüyor. Bu da doğru. Üçüncü cümlede olumsuz bir eleştiri yöneltilmiştir. Karma karışık bir ip yumağını çözer gibi özenle çözüyordu satırlarında onların ruhsal yapılarını. Şimdi onların ruhsal yapılarını karma karışık bir ip yumağını çözer gibi çözmesi olumlu mu olumsuz mu olumlu bir durumdur. Yani burada bir olumsuz eleştiri söz konusu değildir. Yanlış olan şık C şıkkıdır. Dördüncü cümlede bir arsuma yer verilmiştir diyor. Bakalım ama okuduğu kadar izlenmeyi de istiyordu. İstemek arzu demek zaten. 5. Beş, 5. cümlede gördüğü ilgi dile getirilmiş. Bizzat tiyatroyu da tiyatroya uyarladığı nana ve meyhane sahnelendiğinde Paris'in büyük salonlarında alkışlar yankılanıyordu. Bir insanın alkışlar alkışlanması ya da alkış yumağına döndürülmesi ona olan ilgiyi göstermektedir. O zaman Edirne'ye ulaştığımızı görüyoruz. Yani birinci sorumuzun cevabı gençler C şıkkıdır. Evet geldik ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiştir diye sormuş. Daha önceki yıllarda Hüseyin'e böyle bir soru bize sormuştu. Hocam gerekçe ne demek? Gerekçe sebep demek gençler. Bilindiği gibi sebep sonuç cümlelerinde önce sebep sonra sonuç gelirken gerekçeli cümlelerde ise tam tersi önce sonuç sonra sebep gelmektedir. Yani biz bu soruları çözerken sebep sonuç cümleleri gibi çözmeye çalışacağız. A. Sultan Abdulaziz döneminde ilk yurt dışı seyahati yapılmıştır cümlesinden hangi bir gerekçe yok. Avcı olduğumu bilen kuşlar silah sesini bile duymadan havalanı verdiler diyor. Cevabımız burası bakın niye? Benim avcı olduğumu bilen kuşlar silah sesini bile duymadan havalanmışlar. Kuşlar neden havalanmışlar? Kendisinin avcı olduğunu bildikleri için. Yani gerekçeyi burada söylemiş. Cevabımız da ne olacaktır? Bursa olacaktır. Kürsüye konuyla ilgili bilgi vermek için çıkmıştı. Bu mak için görürsek amaç-sonuç cümlelerine gideceğiz. Her insan önce kendini düzeltmeli, sonra etrafına bakmalı örneği bir öneri cümlesi olduğu için cevap olamaz. Edirne'ye geldiğimiz zaman programın hazırlanmasında tabi benden başka birçok kişinin emeği oldu diyerekten bir açıklama yapmış. Bu da bir gerekçe değildir. Sevgili gençler üçüncü sorudayız. Bu parçadaki cümlelerden hangisinde söz konusu eserin içeriğinden bahsedilmektedir? Bildiğiniz gibi içerik yazarın ele almış olduğu konu ya da tema demekte. Ancak bir, bu tür sorularda özellikle eser isimleri, eserlerin kahramanı, onun dışında mekan ya da zaman diyebildiğimiz kavramlar kesinlikle içerik cümlesi olamaz. Yani bir metinde eğer sadece eserin adı geçiyorsa, sadece kahramanlarını sırlamış veya da olayın geçtiği mekan ve zamandan bahsediyorsa o cümleler içerik cümlesi olamaz. Birini, birinci cümleye gelirsek. Koyucaklı Yusuf kelimenin tam anlamıyla milli bir romandır diyor. Şimdi burada kitabın sadece ismini söylemiş ve içerisinde hangi konu anlatıldığından bahsetmediği için sadece kitap ismi söylemek içerik değildir. Konu pek o kadar derin ve kar karışık değildir diyor. Bakın burada konu pek o kadar derin ve karışık değildir derken hangi konu olduğunu söylemiş mi? Sadece konu demek içerik olamaz. 3 Fakat o konunun ayrıntıları, yapılışı, anlatılışı eserin önemli tarafını oluşturur diyor. Hangi konu olduğunu söylemediği için içerik olamaz. Eserde Anadolu köyünün, Anadolu kasabasının savaştan önceki yaşayışını, düşünüşünü, hayal şartlarını görüyoruz. O zaman eserde ne görüyoruz? Anadolu köyünün yaşayışını, düşünüşünü görüyoruz. Demek işlemiş olduğu konu içerik 4 numaralı cümlede söylenmiş. Dolayısıyla da 4 numaralı cümle bizim neyimiz olacaktır? Cevabımız olacaktır. Geldik 4 numaralı ve önemli bir soruya. Bu cümlede sanatçı ile ilgili olarak anlatılmak istenen hangisidir diye sormuş. Önce yukarıdaki cümlede dikkat çeken bazı kelimelerin altlarını çizmemiz lazım. Her şeyi bütün yönleriyle açıkça ortaya koyma. Büyük sanatçılara özgü bir tutum olamaz. Neden olamaz? Çünkü düş gücüne bir şey bırakılmadığı zaman okurun dünyası sınırlanır ve bu da onun sıkılmasına yol açar diyor. Demek ki bu parçadan anladığım şey şu benim. Her şeyi açık bir şekilde ortaya koymak yani kapalı olmamak ister istemez Özgün olan bir sanatçıya olan özellik olamaz. Özgün olan sanatçılar ne yaparlar? Söylemek, söylemek istediklerini kapalı bir şekilde söylerler ve okuyucu da onu düşün, düş gücüyle ne yapar? Ortaya çıkarmaya çalışır. A'ya geldiğimiz zaman değişik yeteneklere sahip olma diyor. Yetenekten bahsetmiyor. Farklı yorumları açık ürünler ortaya koymalıdır. İşte cevabımız burası olacak. Niye? Çünkü siz anlamı açıkça söylemediğiniz zaman kapalı tuttuğunuz zaman okurun düş gücüne bıraktığınız zaman her şeyi okurların farklı yorumlarını açık ürünler ne yapacaksınız? Ortaya koymuş olacaksınız. Doğru seçeneğimizin B şıkkı olduğunu görmekteyiz. Yapıtlarıyla insanı değiştirmeye çalış yönelmelidir diyor. Bu olamaz. Okuru duygulandırma amacı gütmelidir. Duygu yok. Söylemini okurların düzeyine göre belirlemelidir. Yani söyleyişli işte de üslubunu diyor. Bunlar da cevap olamaz. Doğru seçeneğimiz burada neymiş? B şıkkıymış. Beşinci sorudayız gençler ve yanına bir ÖSYM yazıyorum. Neden? Çünkü ÖSYM'nin yıllardır yapmış olduğu sınavlarda sık sık sorduğu, sürekli sorduğu, hiç değiştirmediği sorulardan bir tanesi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı bir sorusu olmuş. Bildiğiniz gibi nesnel ve öznel cümleleri bize sormaya çalışıyor. Nesnel olan yargılar kanıtlanır, nesnel olmayan, yorum içeren öznel cümleler ise kanıtlanamaz. Yani biz bu soruları çözerken cümleler nesnel mi öznel mi diye ne yapmamız lazım? Kontrol etmemiz gerekiyor. A. Yazar romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgi verme yoluna gitmiş diyor. Romanlarını okuruz. Olayın akışını kesip bilgi verme yoluna gidiyor mu gitmiyor mu ispatlayabileceğimiz için bu cümle nesneldir. Ziya Paşa'nın bu uzun şiiri çok sevilmiş, ezberlenmiş, atasözü gibi dillerde dolaşmıştır diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman burada biz aslında bir yorum yaptığını görmekteyiz. Neden? Çünkü Ziya Paşa'nın bu uzun şiiri sevilmiş derken bir yorumdur bu. Ezberlenmiş ve atasözü gibi dillerde dolaşmıştır derken benzetme yapıyor. Sanat kullandığımız zaman, benzetme yaptığımız zaman da onların birer yorum olduğunu ve bu cümlelerin birer öznel cümle olduğunu unutmayalım. 3. Eserlerin çoğunda batılılaşma özentisi, carilik, kadın erkek eşitsizliği gibi konular işlemiş. Açarız eserlerini, tek tek inceleriz. Hangi konu işleyip işlemediğini kanıtlayabileceğimiz için bu cümle nesneldir. Romantizmin etkisinde kalan sanatçı bütün eserlerini halk için kaleme almıştır. Bütün eserlerini inceleriz. Romantizm mi, realizm mi? Yoksa halk için yazıp yazmadığını kontrol edebileceğimiz için bu cümlede nesnel cümle gözüküyor. Dikkat ederseniz A şıkkı nesnel, B şıkkı öznel, C, D ve E şıklarının ise nesnel olduğunu görmekteyiz. Edirne'yi okuduğumuz zaman çocuklar için kaleme aldı kitaplarda anne babalara da mesaj vermektedir diyor. Kitabı açarız çocuk kitaplarını orada annelere babalara mesaj verilip verilmediğini ne yapabiliriz? İspatlayabiliriz. İşte ispatlayabiliyorsak, kanıtlayabiliyorsak nesnel, kanıtlayamıyorsak öznelmiş. Sevgili gençler 6. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır? Bir kere çıkarım demek sonuca varma demektir. Sonuca varma. Peki hocam bunu pratik olarak yapamaz mıyız? Yapacağız gençler. Eğer çıkarım sorusu soruyorsa bize o cümlelerin yüklemleri muhtemelen olduğunu gösteriyor. Olduğunu gösteriyor. Ve hatta o cümlelerin yüklemi olduğunu ortaya koymaktadır diye geçiyordur. Olduğunu ortaya koyar ya da koymaktadır diye geçmektedir. Hemen cümlelerin yüklemlerini okuduğumuz zaman yapar değişime yaramaz. Ortaya koymaktadır. İşte bulduk. Cevabımız Bursa'ymış. Düşünürdü olmaz, bilirdi olmaz, gerekmektedir olmaz. Çıkarım cümleleri genellikle olduğunu gösteriyor ya da olduğunu ortaya koyuyor şeklinde biter. İsterseniz 5 şıkkını kontrol edelim. Hırsızlık ve kapkaç gibi olaylar toplumsal olaraktan değer itiminde olduğumuzu da ortaya koymaktadır. İşte bazı araştırmalardan yola çıkaraktan adam ne yapmış? Bir çıkarıma yani sonuca varmış. Evet geldik yedinci soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayrı içinde verilenle uyuşmamaktadır diyor. ÖSYM'nin son zamanlarda sorduğu soru tiplerinden birisi de bu tarz sorular olmuş. Burada biz aşkını okuduğumuz zaman yapılan araştırmalar bu hastalığın insandan insana geçtiğini ortaya koymuştur. Sevgili gençler saptama tespit etme ya da yapılan incelemelerden sonra bir sonuç ortaya koymaktır. Zaten ortaya koymuştur derken biz saptamaya ulaştığına görmekteyiz. B'ye geldik. Bir işte kara başarılı olmak istiyor isen o işin başında durman gerekir derken gerekmek ve şartı kullandığı için bir koşul şart cümlesi. C. Paraya düşkün biri olduğunu konuşmalarından çıkarmıştım. Biliyorsunuz bir durumu bazı işaretler yoluyla algılayıp oradan yola çıkaraktan bir sezgi durumu vardı. İşte bu insanın paraya düşkün birisi olduğunu nereden sezmiş? Konuşmalarından çıkarmış. Alın sivil bir sezgi cümlesi. Ülkenin borcu her geçen gün azalmaya başladı. Hatırlarsanız bir durumun günden güne iyiye ya da kötüye gitmesi durumu aşamalılık ifade eden cümlelerde karşımıza çıkıyordu. Bu cümlelerde gittikçe her geçen gün, günden güne, yıldan yıla, aydan aya gibi kullanımlar vardı. Yani Denizli'deki açıklama örnek ile verilen ayrı içerisindeki açıklama doğrudur. Edirne'ye geldik. Romanlarında konu ve kişisizmde titizlik gösterdi, gösteren bir yazardı diyor. Bir insan için titiz, başarılı, mükemmel, güzel gibi ifadeleri kullanmak aslında yorumdur. Yorumun olduğu yerde nesnellik değil, yorumun olduğu yerde ne vardır gençler? Öznellik vardır. Demek ki verilen örnek ile ayrı içerisindeki ifade Edirne'de uyuşmamakta. Doğru seçeneğimiz neymiş? Edirne'ymiş. Evet kalıp sınav sorularından birisi de 8. sorudaki soru tipidir. Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır gibi sorularda seçeneklerden gitmeliyiz. Birinci cümlede ışıkların bir yanıp bir söndüğü ifade edilmiştir. Bakalım sahilden epey uzaklarda yanıp yanıp sönen ışıklar diyor. Zaten bir yanıp bir sönmüş. Buna ulaştık. İkinci cümlede havanın soğuk olması gerektiği belirtilmiş. Sıcak olması gerektiği belirtilmiş. Nisan olmasına karşın Hava biraz tuhaftı diyor. Şimdi havanın tuhaf olması sıcaklıktan dolayı mı yoksa soğukluktan dolayı mı? Buna ulaşamadığımız için yanlış olan şıkkın B olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü cümlede benzetme yapılmış. Bildiğiniz gibi benzetme yaparken gibi, kadar, misali, andırıyor bir anımsatıyor gibi kelimeler kullanıyoruz. Bakın üçüncü cümlede bulutları gibi demiş. Fırtına bulutları gibi. O zaman üçe de ulaştık. Dördüncü cümlede bir bulut kümesinin gidip yerine diğerinin geldiği belirtilmiş. Kuzeydoğu'dan esen bir rüzgar bu sisi temizledi ama bu kez de bir kara bulut gelip yağmur boşalttı. Buna da ulaşabiliyoruz. Beşinci cümle eksiltili bir cümledir. Bildiğiniz gibi eksiltili cümle ne demek? Yüklemi olmayan cümle için kullanıyoruz. Okuyalım. Sonra gökyüzünü boydan boya kaplayan ebem kuşağı ama arkadan yüklem gelmediği için üç noktayla devam ediyorsa bunlara eksiltili cümle diyoruz. Evet geldik dokuzuncu soruya gençler. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir diye sormuş. Biliyorsunuz gözlem, göz diyebildiğimiz diyorganıyla e, ortaya konulan ayrıntılara biz gözlem adını biliyoruz. Özellikle de betimleyici anlatımda karşımıza çıkan gözlem ya da görsel öğeler bizzat göz diyebildiğimiz organıyla algılanabilen ayrıntılara yer verilen cümleler olmuştur. Birinci cümleye gidersek. Hava günlük güneşlikken birden gökyüzü kapkara bulutlarla kaplanmıştı. Bunu gördüğü için bu bir gözlemdir. İki. Çok geçmeden iri yağmur taneleri büyük bir hızla ıslatmaya başladı bizleri diyor. Tabi burada hem gördüğünü söylüyor hem de dokunma duyusu var. Yani gözlem var. Yemyeşil çaylara sevdiğimiz piknik örtüsünün üzerinde üzerindeki birbirinden lezzetli yiyecekleri acele acele piknik sepetine doldurmaya başladık diyor. Şimdi burada yapılan eylemleri de görüyor. Ve çayların da yemyeşil olduğunu söyleyerekten gözlem yapmış. 4. Çevredeki diğer insanlar da bir o yana bir bu yana kaçmaya başladılar diyor. Bunları da görüyor. Bu da gözlem. Geldik beşe. Piknik malzemelerini toplamadan arabalarına duruşanlar bile vardı diyor. Burası da gözlem. Aslında sanki bütün ışıklar doluymuş, doğruymuş gibi gözüküyor. Ancak burası altı olması lazım gençler. Okuyorum altıyı. Bense bu yaz yağmurunun altında dolayısıyla ıslanmak, koşup oynamak istiyordum diyor. Burada gözlemden ziyade bir arzu bir istekleri getirilmiş. Halil'e de altı numaralı cümleyi cevap olaraktan alalım. Yani 6 numaralı cümlede gözlemden ziyade daha çok bir arzu ve istek dili getirilmiş. Sevgili gençler 10. sorudayız. ÖSYM daha önceki yıllarda bununla ilgili yaklaşık 2 tane soru sormuştu bize. Peki neydi soru? Aşağıdakilerin hangisinde düşsel ögüleri yer verilmiştir? Hocam düşsel ögü ne demek? Düşsel ögü düş kurmak yani hayal kurmakla ilgili olan cümleler ya da mısralardır. Ancak bu yetmez. Düşsel ögü içeren cümleler sadece hayal içeren cümleler değil. Aynı zamanda mecazi, sanatlı olan cümleleri biz ne diyoruz? Düzsel ögeler içeren cümleler diyoruz. Haydi bakalım düzsel ögelere yer verilmemiştir diyor. A. Bulutlar karardıkça her cisme bir ölümlük, ağır dalgalanmaklık gelir diyor. Şimdi ölümlük gelmesi burası zaten mecazi bir kullanım olduğu için burada bir ne vardır? Düzsel öge vardır. Geldik be Geçiyor boş sokaktan koşarak başı örtük, ayak yalın bir çocuk diyor. Burada sokaktan koşaraktan geçen, başı örtük ama ayağı da yalın olan bir çocuktan bahsediyor. Yani ne görmüşse onu söylemiş. Burada düz sörüge falan yoktur. Cevap burası. Açılmaz ne bir yüz ne bir pencere. Bakıldıkça vahşet çöker yerlere. Yerlere vahşetin çökmesi mübalağı olduğu için, sanat olmuş olduğu için bunlar düz sörügedir. Denizli'ye geldik. Bürür, bürür bir soğuk gölge etrafı hep ve gece etrafı siyaha boyar. Gecenin etrafı siyah boyaması da yine bir sanatsal anlatım olduğu için bu da düz düsturiyedir. Saçaklarda kuşlar pek hazindir diyor. Susarlar uzaktan olur bir köpek. Şimdi şurada kuşlar hazindir derken zaten kişileştirme yapmış. Sanatın olmuş olduğu cümleler de aynı zamanda nedir? Düşsel öge içeren cümlelermiş. Evet geldik 11. ve çok güzel bir soruya. Aşağıdaki dizilerin hangisinde öneri gerekçesiyle verilmiştir, verilmemiştir diye sormuş. Şimdi Gerekçe neydi? Gerekçe sebep anlamına gelen bir kavramdı. Yani bir öneride bulunacak, onun sebebini de söyleyecekmiş. Ancak soruda diyor ki, verilenlerden hangisinde diyor? Öneri gerekçesiyle verilmemiştir diye sormuş. A. Söyleyin güneşe bugün doğmasın, nazlı yer geliyor benzesi olmasın. Neden güneş doğmayacak? Çünkü sevgilisi geldiği için. Burada önerisini söylemiş, gerekçesi de var. İkiye geldik. Gönül gurbet var varma, ya dönülür ya dönülmez. Niye gönül gurbet ile varmasın? Önerisi bu. Sebebi de şuymuş. Ya dönülür ya da dönülmez olmasıymış. C'ye geldik. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Öneri. Aşırı aş aşırı, aşırı memlekete kız vermesinler. Bu da öneri. İkisi de öneri olduğu için, sebebini söylemediği için buradaki önerileri önerilerimiz gerekçesiyle verilmemiştir. Denizli'ye geldik. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Bu bir öneri. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Niye uçmaları gerektiğini de söylediği için burası da gerekçe kısmıdır. Edirne'ye geldiğimiz zaman beni beyaz bir mermer üstüne bırakın. Bu bir öneri. Usandım kara toprağı görmekten. Yani niye oraya bırakmaları gerektiğini usandım kara toprağı görmekten diyerekten gerekçesini söylemiş. Doğru sineğimiz C şıkkıdır. Evet geldik 11. soruya. Aşağıdakilerin hangisi anlatıcının kişisel düşüncesini içermez diyor. Bildiğiniz gibi kişisel duygu ve düşünce içeriyorsa ve yorum varsa o cümlelerimiz ne diyorduk? Öznel cümleler diyorduk. Demek ki soru da hangisi öznel cümle değildir demek istiyor. A. Orhan Veli sokaktaki insana bağlar şiiri. Ona göre şiir halkı halk gibi anlatmaktır. Biz Orhan Veli'nin şiirlerini inceleriz. İnsana, sokaktaki insana mı bağlıyor şiiri? Yoksa şiir ona göre halkı halk gibi anlatmak mıdır değil midir ispatlayabildiğimiz için bu cümle nesnel bir cümledir. Yani cevap A şıkkıdır. B'ye geldik şiir bir ateştir diyor. Şiiri ateşe benzetmiş. Benzetmeler sizi öznele götürsün. Düz yazının yapamadığını yapmak için şiire başvurur insan diyor. Yani bu kendi görüşü aslında. Düz yazının yapamadığını yapmak için şiire başvurur insan diyerekten aslında kişisel görüşünü ortaya koymuş. Bu cümlelerde ne oldu? Öznel cümleler oldu. Küçük hazları büyük mutluluklara sadece şiir dönüştürür. Bu ona göre olduğu için bu yorumdur. Bu da öznel olmuş oldu. Şiir tüm edebi türlerin sınırlarını zorlayarak oluşur. Bu da yeni bir yorumdur. Bana göre roman Sınırları zorlar ona göre ise şiirmiş. Bu cümlede öznel olduğu için cevap olamaz. Doğru seçeneğimiz A Sevgili gençler 13. sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır diyorum. Bildiğiniz gibi karşılaştırma içeren cümleler genellikle iki varlığın benzer ya da farklı yönlerini kıyaslayan cümleleri biz karşılaştırma cümlesi diyorduk. Ve bu cümlelerde en pek, çok, daha gibi hatta göre edatı diyebildiğimiz edatları da ne yapıyorduk? Kullanabiliyorduk. Yani biz karşılaştırma cümlesidir ya da değildir diye bir soru gördüğümüz zaman özellikle de içinde en geçen cümleleri mutlaka takip etmeye çalışalım. Birinci cümleye baktığımız zaman göremiyoruz. İkinci cümleye gittiğimiz zaman bakın en fazla diyor. Demek ki cevap ikiden birisiymiş. İkinin ne olur şıkları alacağız. Yani ya olacak ya da Ceyhan olacak. Zaten bir numaralı cümlede görmediğimiz için onu siliyoruz. Geldik 3'e. Üçüncü cümleye şöyle göz kararıyla baktığımız zaman bu ülkeler arasında Amerika en önemli diyor. İçinde en kelimesi geçiyorsa o cümle nedir? Karşılaştırma cümlesidir. Demek ki cevabımız 2 ve 3 olacakmış. Yani C şıkkıdır. Evet sevgili gençler 14. soruya geldik. Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şıktan gidiyoruz. Birinci cümlede olumsuz bir durumdan söz edilmiştir. Bakalım. Gezegenimizi küresel ısınma ile tehdit altında bıraktık diyor. ...tehdit altında bırakmak zaten olumsuz bir durum. Seviyorum. İkinci cümlede alınacak önü, önlemin önemi vurgulanmıştır diyor. Acilen önlem almazsak... ...çocuklarımızı... ...hatta bizi belirsiz bir gelecek bekliyor diyerekten... ...onun önemini uygulanmış. C. Üçüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Bakalım. Artık bir şeyler yapma vaktinin geldiğini düşündük... ...ve sizler için çevreye... ...uygun bir kart geliştirdik. Neden sizler için çevreye uygun bir kart geliştirdik? Çünkü artık bir şeyler yapmanın vaktinin geldiğini düşündük de onun için. Bu da bir neden sonuç cümlesidir. 4. Kredi kartlarının insanlara mektupla ulaştırılacağı belirtilmiştir diyor. Kredi kartlarının insanlara mektupla ulaştırılacağı belirtilmiştir. Bu kart ile ekstralarımız artık elektronik posta adresimize gelecek ya da gelen mektuplar geri dönüşümlü olacak demiş. Şimdi burada bu kartın insanlara mektupla ulaşacağından bahsetmiyor sadece elektronik postadan bahsediyor. Ve bir de e, insanların arasına gelecek olan bu şeylerin, kartların geri dönebileceğinden de bahsediyor. Halil'e de 4 numaralı cümlede kesinlikle kredi kartlarının mektupla insanlara ulaşacağına dair bir yargı yoktur. 5'e geldik. Öneride bulunmuştur diyor. Bakalım siz de gezegeninize duyarsız kalmak istemiyorsanız bu kartı kullanın diyerekten aslında ne yapmış? Bir öneride bulunmuş. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Evet geldik 15. ve son soruya. Bu cümledeki anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde var diye sormuş. Sevgili gençler, anlam bakımından benzer diye sorduğu zaman mutlaka zaten anlamına bakıyoruz. Ama anlam ilişkisi diye bir şey sorarsa sorunun kökünde. Burada sebep sonuç ilişkisi mi, amaç sonuç ilişkisi mi yoksa koşul sonuç ilişkisi mi var ona bakacağız. Yani siz soru çözerken anlam ilişkisi aynıdır ya da değildir diye sorarsa anlamış ise kasıtlı şeyin şu üç madde olduğunu unutmayalım. Sebep sonuç mu? Amaç sonuç mu? Yoksa koşul cümlesi mi? Hemen örneğe bakıyoruz. Dün akşam oldukça geç yattığından, dığından dinden gördüm. Dün akşam oldukça geç yattığından sabah uyanmakta zorlanmıştı. Yani uyanamamıştı. Burası da sonuç oluyor. Özellikle de sebep sonuç cümlelerinde dığ için, dığından dinden biz ne yapmıştık? Kullanmıştık. Demek ki yukarıda verilen cümlede bir sebep sonuç ilişkisi var. Gelelim şıklara. Düzenli çalışmanı ki sınavı kazansın. Yani sınavı kazanmasının şartı düzenli çalışmasıymış. Burası koşul. İşime yaramaz. B'ye geldim. Her şeyi kafasına taktığı için bir türlü mutlu olamıyor. Ne dedik? Sebep sonuç cümlelerinde ya dığından, diğinden iki ya da dığı için ekinin kullanılmasını söylemiştik. İşte cevabımız Bursa. C'ye geldik hatalarını düzeltmek için diyor. Mek için görürsek amaç sonuca gideceğiz. Denizli'ye geldik. Eserlerde gerçek olaylara yer verirse eser eser okur da okur tarafından ilgi görür demiş. Burada verirse dediği için zaten ne yapmış oluyor? Koşul ilgisi kurmuş oluyor. Dolayısıyla da doğru seçeneğimizin burada biz B şıkkı olduğunu görmekteyiz. Sevgili gençler, böylece cümlede anlamla ilgili ÖSYM'nin sorabileceği soru tarzları ve onların pratik çözümleri üzerinde durmuş olduk. Önümüzdeki dersimizde yine soru çözüm videolarımıza devam edeceğiz. İşte o derslerde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.